en tehlikeli kaosun yıldızı, şeytani yıldız olarak bakılır Angora. Mayıs'ta biraz daha şiddetli hissetmeye devam edeceğiz ne yazık ki. Bu tutulmalar ne yazık ki deprem etkisi yapma özelliği çok yüksek. Rahatlık var mı? Hani bir bakıyorum böyle, ne zaman biz rahatlayacağız 2022 yılı itibariyle diye bakıyorum. Ne yazık ki çok bulamıyorum. Bir yıl 16 saat olarak NASA bunu tarihe geçmiş. Dünyada şimşeklerin sayısı, yıldırımların sayısı artacak. Konuşmak istediğiniz hakikaten çok önemli birkaç mevzu var. Ben notlarımı paylaşayım. Elektrikler gitmeden birçok mevzuyu halledelim Emrah Bey. Malumunuz, biliyorsunuz elektrikler sıkıntılı, gidebilir. Ama o yüzden birçok konuyu halledelim. Isparta gibi bir şehirde 88 saat elektrik kesintisi ne demek? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Hazırlığını yaptım. İnanamıyorum yani. Tamam, 10 yılda olacak bir arıza olmuş ama 88 saat mi? Üstelik vatandaş arıyor. Aldığı cevap şu: bir gün elektrik gitmiş, öldünüz mü? Bu nasıl bir cevap? Yani şimdi bak, beni açıyorsun farkındaysan. Açma beni. Derdim çok. Ama şöyle bir şey var Emrah Bey. Yani hakikaten Isparta'da tüp kuyruğuna şahit olduk. Çok enteresan bir şekilde insanlar tüp kuyruklarını oluşturdular. Kötü bir manzara, zor bir manzara. İnsanlık gülün memleketinin geldiği, güllerin donduğu bir memleket. Gerçekten kötü oldu ama Rabbim beterinden korusun diyelim, ama NASA aynı şeyleri söylemiyor. Onu da şimdiden giriş yapayım da. Biz konularımız neler, onları bir aktarayım önce. Ondan sonra istediğiniz gibi girelim, istediğiniz yerden başlayalım. Biz bu akşam dünyaya yaklaştığına inandığımız gezegenleri, yıldızları konuşacağız. Değil mi? Masamızda bunlar var. Ondan sonra yeni keşfedilmiş gezegenlerden bahsedeceğiz. NASA'nın bir açıklaması var, ondan bahsedeceğiz. Astrolojik olarak çok önemli bir yıldız var, oradan başlayacağız. En sonunda yetiştirebilirsek Sirius ile bitireceğiz nasipse. Şöyle yapalım mı? Algor'la başlayalım. Bugün sizinle evet, de konuşalım. Evet, Algor'la başlayalım. Algor'un ne olduğunu, bize neler getirdiğini, bizden neler götüreceğini sizden dinleyelim. Buyurun. Şimdi aslında bugün çok fazla astroloji konuşmayacağız. İki yerde astroloji konuşacağız. Bir Algol'da konuşacağız, bir de Sirius'ta konuşacağız astroloji. Ama Algol'un çok önemli bir detayı var. 1967'den beri incelenen bir yıldız. Çok uzakta olmasına rağmen belirli bir serinin en parlak yıldızı. Ama astrolojik olarak baktığımız zaman oluşturduğu etki oldukça fazla. Özellikle hatırlarsanız sizinle bir programda Medusa'dan bahsetmiştik. Hani yılan saçlı kadından bahsetmiştik ve başı koparılan kadından, Medusa'dan. Şimdi Algol'un en büyük etkisi Medusa etkisi. Ve en tehlikeli kaosun yıldızı, şeytani yıldız olarak bakılır Algol'a. Ve biz 19 Kasım 2021'de aldığımız etki, Algol etkisini, 26 derece boğa burcunda gerçekleşen tutulmanın hala daha etkilerini yapıyoruz. Çünkü yaşıyoruz. Çünkü Algol yıldızı bildiğiniz en tehlikeli yıldızlardan bir tanesi astrolojik olarak ve 1967'den beri incelendiği için bu yıldız var olan etkileri hemen hemen istatistik olarak da sergilenebiliyor. Ama bu şeytani yıldızın etkisine şöyle basitçe geçeyim. Biz katlanarak 16 Mayıs tutulmasıyla tekrardan gözlemleyeceğiz. Yani süreç, şimdi bunları söyleyince sevgili dostlar kızıyorlar. Hani hep kötü şeyler anlatıyorsunuz, felaketler anlatıyorsunuz, hoşlanmıyorlar biliyorum, ama işte bugün çok konumuz astroloji değil, ama Algol anlatıyorsak eğer, bu yıldızdan bahsedeceksek ve şeytani etkilerinden bahsedeceksek, ne yazık ki 16 Mayıs'ta gerçekleşen tutulmayla beraber tam Boğa burcunun karşıt burcu Akrep'te gerçekleşeceği için bu etkinin katlanarak artacağını söyleyebiliriz. 24 ila 26 derece, 27 derecede gerçekleşen boğa burcu etkileşimleri Algol'u inanılmaz kötümcül bir gezegen, yıldız haline getiriyor ne yazık ki. Bu yıldız önümüzdeki Mayıs ayı için mi geçerli? Bu Mayıs için söylüyorum. Şimdi Mayıs'ın kaçı dedik, onu bir daha söyleyelim. 16 Mayıs.
16 Mayıs'ta ne olacak? Tam anlamak için soruyorum. Akrep burcunda bir tutulma gerçekleşecek. Şimdi Algol dediğimiz zaman 26 derece, yani 24 ile 27 derece arasında Algol etkileşim yapar. Şimdi biz 19 Kasım'da bir boğa burcunda tutulma gerçekleşmişti 2021 yılında. Şimdi boğanın karşıt burcu akrepte oluşacak tutulma, Mayıs ayındaki tutulma bu etkileri daha fazla tetikleyecek karşıt burcunda olduğu için. Ve biz Algol'un etkilerini hala daha hayatımızda o kötümcül, şeytani görülen ve Medusa'nın kesik başını temsil eden, şeytani yılanlı başını temsil eden Medusa'nın etkisiyle beraber Mayıs'ta biraz daha şiddetli hissetmeye devam edeceğiz ne yazık ki. Bu Algol dediğimiz zaman 1967 yılından beri keşfedilen ve izlenilen yıldızın etkileri. Etkileri ne? Yani anlamak için soruyorum. Nedir? Mesela insanlar çok gergin mesela. Bununla ilişkili olabilir mi? Evet, insanlar biraz daha gerilecek Emrah Bey. Biraz daha kaosun, şiddetin, anarşinin ve isyanların, sokağa dökülmelerin biz biraz daha arttığını şahit olacağız önümüzdeki dönemlerde. Bu şahit olacağız demek dil alışkanlığı. Tabii ki her şeyin en doğrusunu Rabbim bilir ama bu isyanın ve grev tarzı olayların gerçekleşmesinin önümüzdeki dönemlerde daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Bu sadece Türkiye özel değil, bütün bir dünyayı etkiliyor değil mi? Bütün dünya için, bütün dünya için geçerli. Aslında etkilerini hissediyoruz işte Kasım'dan sonra o Algol bazlı tutulmadan beri, yani Kasım'dan itibaren hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını da gözlemliyoruz aslında 2021'den beri. İşte onun şiddetinin biraz daha artarak devam edeceğini görüyoruz. Tabi burada depremler de biraz devreye giriyor ama bugün konumuz astroloji olmadığı için oralara çok girmeyeceğim. Ki insanları da çok fazla telaşa sürüklememek için. Devam edeyim mi? Algol'u ben bitirdim bugün çünkü ama şimdi öyle bir şey söyledin ki orada kestiğin zaman ne oluyor biliyor musun? Rating tavan yapıyor. Tam oradan indiriyorsun aşağıya. Olmaz. İnsanlar şu anda merak içinde. Diyor ki insanlar sen bunu dediğin için söylüyorum. Deprem dedin ama korkutmayalım dedin, geri durdun. Hı-hı. Yani Algol yıldızının depremler noktasında da bir tetiklemesi söz konusu mu? Öncesinde 30 Nisan'da bir tutulma var. Sonrasında evet. Yakın bir evresinde yine Mayıs'ta bir tutulma var. Şimdi bu tutulmaların arası yakın Emrah Bey. Hı-hı. Bu tutulmalar ne yazık ki deprem etkisi yapma özelliği çok yüksek. Ama ben şunu her zaman söylüyorum. Şimdi İstanbul'u 6'da yıkar ama ben 6'nın üstünde çok fazla bir deprem beklemiyorum. Yani kendi adıma söyleyebilirim. İstanbul bazlı çok bir deprem beklemiyorum. Ama Türkiye'nin ve özellikle 2022 yılının seller ve depremler, doğal afetler yılı olduğunu zaten sizinle yaptım. Bütün programlarda hemen hemen söyledim. Doğal afetlerin çok fazla artacağı, fırtınaların, sellerin, işte mesela bu kar yağışından sebep oluşabilecek, mesela Isparta'da gördük hafif karların erimesiyle giden sele benzeyen derelerde taşmalar gerçekleşti. İtalya mesela, Brezilya sellerle mücadele ediyor. Bir dönem Çin mücadele etti. Yani dünyada doğal afetlerin çok fazla arttığını şahit oluyoruz zaten. Yanardağ patlamaları yaza doğru çok daha fazla aktif hale gelebilir. Ki 2021'in sonlarına doğru 2022'de daha yeni Rusya'da birkaç gün önce aktifleşen bir yanardağ var. Hı hı. Yani yanardağlarda aktifleşiyor. Ki biliyoruz yanardağlar aktifleşmeye başladığı anda deprem yapma özelliklerine de sahipler. Yani aslında bu baktığımız zaman 2022 yılının kaotik bir yıl olduğunu, zor bir yıl olduğunu hep söylüyorum. Ama geçecek mi 2024 ortaları, 2025 inşallah. Hayırlısı. İnşallah. Bu söylediklerinizde aslında çok defadır konuşuyoruz. Mart'tan itibaren bir beklenti içinde insanlar. Hani... ben kendi adıma aktarıcıyım. Yani bu konularda bilirkişi değilim. Aktarıcıyım. Genelde sizin gibi bilirkişileri konuşturup buluşturuyoruz insanlarla. Ama Mart itibariyle o kadar çok depremle ilgili öngörüsü olan, kehaneti olan insan var ki
İşte Mart ayında senin de bildiğin üzere İmam-ı Rabbani var. Bir de bu işte yakınlarda vefat etti bir hoca var. Yeşil Cübbeli gezerdi. Sevilen birisiydi. Onun da yine İstanbul'la ilgili özellikle bu aylara işaret eden, 2022 yılına işaret eden, hatta İstanbul'u boşaltın diyecek kadar da ileri giden bir öngörüsü vardı. Bilmiyorum artık Allah bilir tabii ki ama bu doğal gelişmeler hem gökyüzünde hem yeryüzündeki doğal gelişmeler ister istemez bir şeyleri tetikleyeceğe benziyor. Tetikliyor da nitekim hakikaten yani yanardağlar sanki sıraya girmiş gibi patlıyor. Yani Evet, daha da fazla patlayacak. Yani çok riskli depremler de olan çok oluyor. yanardağlar var. NASA'ya geçelim, NASA'nın açıklamalarına geçelim. Yani 2022 biz Allah nasıl kısmet ederse daha çok konuşacağız. Evet, gerçekten kaotik bir yıl dediğim gibi. Mart ayı, Nisan ayı keza öyle. Yani bir dur bakıyorum bazen hemen sizin sözünüze istinaden söyleyeyim. Alıyorum bazen böyle ölüme gezegen konumlarını bir yerde bir rahatlık var mı? Hani bir bakıyorum böyle ne zaman biz rahatlayacağız 2022 yılı itibariyle diye bakıyorum. Ne yazık ki çok bulamıyorum. Hatta en son sizde ne demiştim? Kasım'dan sonrası için, Kasım ve sonrası için mesela daha böyle savaş etkilerini hissedebileceğimiz bir döneme doğru giriyoruz diye söylemiştim. Sen ama dünya hepimizin, Türkiye hepimizin, o yüzden birinin başına bir şey gelse hepimizin başına gelmiş sayıyoruz. O Abdurrahman yüzden Delipak'ın bir yazısı var. 2022 öngörüleriyle ilgili okudun mu bilmiyorum. Videosunu da çekti, yayınladı. O da bu kervana katıldı. 2022 umutlanmayın diyor. Yani çok fena bir yıl. Zaten benim de görüştüğüm bu konuda kim varsa şunu söylüyor. 2022 şu an yani öyle bir şey ki her geçen gün gelecek günlerden daha iyi. Bu yıl böyle geçeceğe benziyor. 2023'te yine ortalarına kadar böyle geçeceğe benziyor. Ondan sonra bir rahatlama belki yani en azından işte bugünün dün aratmadığı yani bir döneme giriş olabilir. Ama en azından bugünden itibaren bir buçuk yıl kadar sallanma devam edecek gibi. NASA'ya geçtik. NASA'nın bu bir ilginç gezegeni var. Ona mı geçiyoruz? Bir ilginç gezegen keşfi var. Hatta ömrünün çok kısa olduğu bir gezegen. Orası benim çok Evet, ilgimi çekti. bayağı oldukça kısa burada Ne kadar ömür. kısa? Onu merak ettim ben. Ne diyor Yani NASA? şöyle söyleyeyim, 1 yıl 16 saat Emrah Bey. Oldukça kısa. Bu gezegen Güneş'ten daha sıcak olduğu söylenen bir gezegen. Hani çok yaşanılması bir gezegen değil. Yaşanılması gezegeni yeni tekrardan bir gezegen daha keşfettiler ve NASA bu konuda durmuyor. Yıldız keşfediyor, gezegenleri keşfediyor ve bu gezegen 2109b isimli en sıcak ikinci gezegen olarak geçiyor ve 1 yıl 16 saat. Çok enteresan. Mesela Mars'ta Elon Musk mesela Mars'a gittiği zaman 1 saniye fazla yaşayacak. Çünkü orada bizden farklı olarak 1 saniye daha uzun yaşama zaman dilimi var. Ama bu gezegen çok sıcak olmasına rağmen öyle bir gezegen ki 1 yıl 16 saat olarak NASA bunu tarihe geçmiş. Ve sonra bir gezegen daha keşfetmiş NASA. Bu da 1231b isimli bir gezegen. Bu da Dünya'ya inanılmaz benzeyen ve orada suların ve bulutların olduğunu keşfetmiş. Yani Dünya'ya çok benzediği için yapılan araştırmalarda su kütlelerinin ve bulut kütlelerinin olduğunu keşfetmiş. Yani NASA bu konuda çok fazla araştırma yapıyor ve bunun gibi daha aslında ilginç birçok daha gezegen var. Emin olun hani programa sığmaz gezegenleri anlatırsak çünkü bayağı keşfedilmiş yıldızlar, gezegenler böyle sıralanmış bir şekilde anlatıyorlar. Ama NASA'nın yaptığı çok daha ilginç Aralık ayında 2021 yılında yaptığı bir açıklama var. O da bu plazma, Güneş'in etrafında gerçekleşen plazmalar, ışınmalar yüzünden diyor ki NASA, bu ışınmalar devam ederse, plazma ışınmaları devam ederse diyor, dünyada şimşeklerin sayısı, yıldırımların sayısı artacak ve bir de diyor bu sebeple telekomünikasyon cihazları bozulabilir. Güneş'te zaten zaman zaman patlamalar oluyor Evet. biliyorsunuz ve bunların sayısı giderek artıyor. Ve Geçenlerde bir dokun patlama oldu zaten, birkaç gün Evet, önce. Evet. oldu ve şu anda da var. Birkaç ufak tefek yine patlamalar meydana geliyor. 9
Aralık'ta 2021 tarihinde NASA şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki Güneş'in etrafında plazma yani ışınma sayısı artıyor ve bu ışınma sayıları arttığı için diyor dünyada şimşek, yıldırım sayısı artabilir ve bunların artması sebebiyle diyor dünyada telekomünikasyon cihazları bozulabilir diyor. Tabii telekomünikasyon cihazları bozuluyor demek aynı zamanda şiddetli fırtınalar sebebiyle, yıldırımlar sebebiyle hani binalara denk gelmesi, ağaçlara denk gelmesi ve daha fazla hani yerinden sökülecek belki rüzgarlar bile meydana getirebilir. Ve bu sebeple belki de hani elektriğin gitmelerinden konuşuyoruz, gitme Evet. ihtimalinden, enerji sıkıntısından dolayı konuşuyoruz ama aynı zamanda doğal afetler yani bu artış olan güneşte hem patlamaların hem de plazma ışımalarının sebebiyle dünyada etkilerinin artmasıyla da belki bu fırtınalar, şimşekler sebebiyle de bazı kesintilere ya da telekomünikasyon aletlerinin bozulmasına şahit olabiliriz gibi duruyor. Bu NASA'nın daha çok yeni yaptığı bir açıklama. Hatta NASA'nın aslında 5 ilginç açıklaması var bu konuyla alakalı. Sıcaklıkla alakalı, dünyayı bekleyen bazı felaketlerle alakalı 5 ayrı açıklaması var NASA'nın ama bana en enteresan gelenini aldım. Yani bu bana çok enteresan geldi. O yüzden bunu sizinle paylaşmak istedim. O zaman bence işin en enteresan kısmı Sirius'a geçelim. Evet. Hatta Hatta Göbekli Tepe ile bir bağlantısı var. Sizin notlarınızda okudum. Çok ilgimi çekti.